Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere porsiyonluk çok lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Bütün muzla yapılıyor. Adını İspanya'nın Malaga kentinden alıyormuş arkadaşlar. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane olan bu pastanın tarifini hemen geçiyorum. Karıştırma kabıma 4 tane yumurta kırdım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ettim. Yarım çay bardağı da sıcak su ekleyip boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Güzelce çırptıktan sonra içerisine bir paket vanilin ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik unumun içerisine bir paket kabartma tozu ekledim. Eleğimin içine alıyorum iki malzemeyi. Yine eleğin içine 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. 3 malzemeyi eleyerek hamurumuza karıştıracağız. Elerken bir taraftan da hamurumuza spatula ile dıştan içe doğru karıştırıyoruz. Hamurumu hazırlarken fırınımı 170 derecede önceden ısıttım. Dikdörtgen bir borcama pişirme kağıdı serdim arkadaşlar. Güzelce hamurumu tepsimin içerisine döküyorum. Şöyle spatula ile düzeltiyorum üzerine. Her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Kekimi alt üst ayar önceden ısıtılmış 170 derece fırında kürdan testi yaparak pişireceğim. Şimdi kremasını yapmaya geçelim. Küçük bir tencereye bir tane yumurta sarısı alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 1 kahve fincanı yani 2,5 yemek kaşığı kadar mısır nişastası, 1 yemek kaşığı da un ekliyoruz. Hiç karıştırmadan üzerine 3 su bardağı da süt ekliyoruz. Su bardağı ölçüm 250 ml arkadaşlar. Toplamda 750 ml süt ekledim. Tüm malzemeyi tenceremize aldıktan sonra şöyle bir çırpma teliyle karıştıralım. Ocağa gönderelim. Göz göz olana kadar yani kaynayana kadar pişirelim. Ben kremamı hazırlayana kadar kekim fırından çıktı arkadaşlar. Zaten ince bir kek olduğu için çabuk pişiyor. Şöyle yağlı kağıdımı üzerinden alıyorum. Kremayı ocakta pişirdikten sonra şöyle soğuması için biraz karıştırıyoruz. Hem soğuması için hem de üzeri kabuk tutmasın diye ara ara çırpma teliyle karıştırarak soğutalım. 6 porsiyon pasta çıkaracağımız için kekimizi 6 parçaya böleceğiz. Önce kenarlarını bir bıçakla keserek düzleştirelim. Kenar kısımlarını düzelttikten sonra kekimizi 6 parçaya bölelim. Kremamızın daha hızlı soğuması için başka bir kaseye alalım. Ara ara karıştırarak ılıttığımız kremanın içerisine bir paket vanilin ekliyoruz. Son olarak 100 ml yani yarım paket sıvı krema ekledikten sonra mikserle 5 dakika çırpıyoruz.
Hazırladığımız kremanın üzerine bir şey kapatıp buzdolabının dondurucu kısmında 15 dakika soğutuyoruz. Üzerine dökeceğimiz çikolata sosu için bir paket sıvı kremayı mikrodalgada ısıttım. Dilerseniz ocakta da ısıtabilirsiniz bir cezvede. İçerisine 120 gram sütlü çikolata ekledim. Karıştırarak çikolataların erimesini sağlayalım. Şöyle içerisine bir miktar da bitter çikolata ekliyorum. Daha koyu bir renk olması için arkadaşlar. Onu da dondurucuya gönderdim. Paslama hazırlayana kadar soğusun. Kremayı sıkma torbasına alıp keklerimizin üzerine bu şekilde sıkıyoruz. Muzun bombeli kısmı biraz daha geniş olacağı için orta kısımlarına bir tık fazla krema sıktım arkadaşlar. Şimdi ikinci kat kremayı çekiyorum. Çünkü üzerinde muz olacağı için ve muzu kaplayacağımız için bir kat yeterli olmayacak. Bu tarif için yerli muz kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. Şöyle 6 adet muzu soyup bütün şekilde pastalarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Muzları yerleştirdikten sonra küçük bir spatula veya bıçakla kenarlarını kremayla kaplıyoruz. Üst tarafına getirmiyoruz. Sadece kenar kısımlarını bu şekilde kremayla kaplayalım. Hazırladığımız pastaları buzdolabının dondurucu kısmına gönderip 20 dakika soğumaya bırakıyoruz. Dondurucudan çıkardığımız pastaların üzerine çikolata sosunu döküyoruz. Şöyle güzelce kepçe ile döküyoruz. Bir telin üzerinde bu işlemi yaparsanız altıda bir yağlı kağıt veya bir tepsi koyarsanız aşağıya akan çikolataları da tekrar kullanabilirsiniz. Hazırladığım pastaların kenarlarına ben fındık kırığı yapıştırdım arkadaşlar. Dilerseniz badem, ceviz, fıstık hepsi olur. Yeşil fıstık da kullanılırsa hem lezzet olarak hem görüntü olarak bence çok güzel olur. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarını süsledikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Son olarak üzerine ben mara usulü erittiğim beyaz çikolatayı sıktım. Dilerseniz bitter çikolata da eritip sıkabilirsiniz. Gerçekten farklı bir renk ve güzellik kattı. Evet arkadaşlar, buzdolabında paslamı bir gece beklettikten sonra size şu şekilde içini de göstermek istiyorum. İnanın ertesi gün daha lezzetli oluyor. Malaga pastası yediğim en lezzetli pastalardan biriydi diyebilirim arkadaşlar. Mutlaka yapın, yiyin, yedirin. Benden size tavsiye olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.